Herkese merhabalar. Bugün saray mutfağından süt helvası yapacağız. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Malzemelere geçelim. Yaklaşık 100 gram tereyağı kullanıyoruz. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, 2 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı nişasta kullanacağız. Öncelikle tereyağımızı eritiyoruz. Kısık ateşte. Eriyen tereyağın üzerine yarım su bardağı unumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Tam da şu an göründüğü gibi bir kıvam elde edeceğiz. Bunu kısık ateşte yavaş yavaş unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi iyice kavruldu. Böyle fokurdamaya başlayacak. İyice kavuruyoruz. Un kokusu böyle iyice çıkana kadar. Bir yandan da şekerli sütümüzü hazırlayacağız. İçerisine koyacağımız. 1 su bardağı şekerimizi koyduk. 1 litre sütümüzü koyduk. 1 yemek kaşığı nişastamızı koyduk. 2 paket vanilyamızı koyuyoruz. Bunları güzelce çırpacağız. Hiçbir şekilde topaklanma olmaması gerekiyor. O yüzden iyice karıştığından emin olmamız lazım. Güzelce karıştırıyoruz. Ve un ve tereyağın üzerine yavaş yavaş ekliyoruz. Bu işlemden sonra da iyice karıştırmamız gerekiyor. Herhangi bir topaklanma yaşamamak için. Bir çırpma teli yardımıyla iyice hiçbir şekilde bir topaklanma kalmayacak şekilde çırpıyoruz. Kısık ateşte kaynatıyoruz. Kaynadıkça bir kıvam aldığını, yoğunlaştığını göreceksiniz. Bu kıvama geldikten sonra da altını kapatıp güveçlerimizi alacağız. Gördüğünüz gibi iyice yoğun bir kıvam elde ettik. Güveçlerimize dolduruyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz ki fırına koyduğumuz zaman herhangi bir taşma yapmasın. Ortalama bir güvece 2 kepçe koysak yeterli oluyor. Üzerinde bir parmak kadar boşluk kalsın. Güveçlerimizi de fırın tepsisine koyuyoruz. Fırın tepsimizin dibine de bir miktar su koyuyoruz ki buhar yapsın ve daha güzel kızarsın. Evet, süt helvamızı fırında 250 derecede gözlemleyerek üzerlerini kızarttık. Ben yaklaşık bir 10 dakika kadar tuttum. Ve süt helvamız hazır. İsterseniz bu şekilde sıcak, isterseniz de dolapta dinlendirip soğuk bir şekilde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.